başlayabilecek. Toplanabilir mi yani? Bugün danışma kurulu eğer teklifimizi kabul ederse, yani komisyonun toplanması konusunda bir tavsiye kararı alırsa, komisyon başkanlığı uygun görürse komisyon bugün toplanabilir. Bayramdan önce yasalaşması bekleniyor mu? Buna Türkiye Büyük Millet Meclisi karar verecek arkadaşlar. Biz teklifimizi sunduk. Komisyon bugün toplanır, ilgili çalışma yapar, müzakereler neticelenirse, yani uygun görmesi halinde bayramdan önce de Türkiye Büyük Millet Meclisi onaylarsa yasalaşması tabii ki mümkün. Asgari ücretten az olmama kaydıyla dediniz. Harçlık diye geçiyor. Evet, harçlık olabilir. Ödemesi olmayacak. Şöyle olacak. İkinci altıya kalırsanız eğer, tabii bu ücretin yanında ya da harçlık, yani tanımlama harçlık da olabilir. Sigorta, sosyal güvenlikle alakalı hizmet borçlanması da bakanlıkça karşılanacaktır. Yani sigorta olarak dediğimiz, bu da bakanlık tarafından karşılanacak. Sınır bir yıldır değil mi efendim? Yani 6 aydan sonra en fazla bir yıla kadar devam ettirebilir askerliği. 6 ay yaptıktan sonra, 6 ay bu dediğimiz şartlarda, yani kendisinin rızası olması ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uygun görmesi halinde devam edebilir. Sonrasında terhis olacaktır ya da sözleşmeli uzman erbaş dediğimiz şekilde devam etmek isterse eğer kendisi, burada da yine dediğim gibi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin talep etmesi, vatandaşımızın talep etmesi ve Silahlı Kuvvetleri'nin uygun görmesi halinde bu oluşabilir, yoksa terhis olacaktır. Mesela 9. ayında olduğunu varsayalım, geriye dönük işleyecek mi? Şu an mı? Evet, mesela 9. ayında bir asker olduğunu varsayalım. Geriye dönüp 3 aylık o ücreti alabilecek mi, yoksa bundan şöyle, şimdi değerli arkadaşlar, şu an itibariyle tabii sistem geçtiği için geçiş süreçlerinde sorduğunuz sorular önemli. Şimdi şöyle olacak, eğer bir asker dediğiniz gibi 9 aylık askerse bu terhis olabilecek, ama eğer devam etmek isterse o zaman 6 ay devam etme hakkı var ve Silahlı Kuvvetler uygun görürse o zaman kendisine hem sigorta hem dediğimiz gibi asgari ücretin az olmamak üzere bir ödeme yapılacaktır. 3 aylık mı alacak yani? Yok, 6 ay. Yani eğer kabul ederse 6 ay devam etme imkanı oluşacak. Geriye dönük olarak bir ödeme söz konusu olacak? Yok, yok. Çıktığın tarihten ileriye doğru. Yoksa terhis olabilir vatandaşlarımız. Başkanım yani, kıta değişikliği olacak mı, yoksa aynı kıtada mı yapacak? Şimdi arkadaşlar, bu teknik meseleler o Türk Silahlı Kuvvetleri'nin belirleyeceği, yapacağı planlamaya göre belirlenecek olan konulardır. Biz burada yetkiyi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Milli Savunma Bakanlığı'na veriyoruz. Uygulama ile alakalı adımları onlar atacaklardır. İhtiyacı nerededir, hangi taleplerde bulunacaktır, nerede risk görüyordur, hangi kıtalarda ihtiyaç vardır, onu Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı belirleyecek. O bizim konumuzun dışında. 6 ay askerliğini uzatanlar için... Efendim? Bedelli askerlikte bir at sınır. Ne anlamda at sınır? Yaş sınır. Şimdi 20 yaşını dolduran her Türkiye Cumhuriyeti erkek vatandaşı askerlik bir yükümlülükle karşı karşıya kaldı. 20 yaşını doldurduktan sonra yapabilir. Erteleme yaşını doldurmama kaydıyla. Yani burada da zaten kanun teklifi vereceğiz birazdan. Verdikten sonra orada erteleme yaşları vardır. O erteleme yaşlarını geçirmemek, yani yoklama kaçağı olmamak, bakaya kalmamak kaydıyla 20 yaşından o tarihte, uygun bir tarihte yapabilir kendisi. Bir istisna peki olur mu efendim? Yani yurt dışı operasyonlarında 6 ay sınırını aşıp belki istisna. Şimdi değerli arkadaşlar, bu askerlik sisteminin haricinde bir sorun. Onunla alakalı zaten ilgili kanunlarımız vardır. Seferberlik hali olursa ne olur, ihtiyaç olursa ne olur, ülke farklı bir sıkıntıyla karşı karşıya kalırsa ne yapılabilir? Onlar diğer kanunlarımızda zaten mevcut. Orada bir değişiklik bulunmuyor. Bu sadece sistemin bundan sonra 20 yaşını dolduranlar, Türkiye Cumhuriyeti erkek vatandaşlarının nasıl askerlik yapacağıyla alakalı meseleyi düzenliyor. Evet, başka yoksa... Bu 6 ay askerliğini uzatanlar için. Başka fırsatlar da sunacaktınız. Örneğin TOKİ'den öncelikli olarak ev alma gibi. Bunlar da var mı? Var, ben onlara girmedim. Var, TOKİ'den öncelikli ev var. Birkaç konu daha var. Öğren yerlerine ücretsiz girişler var. Kamunun işlettiği ulaşım araçlarında askerlik, o hizmet ettiği görev süresince kamunun işlettiği ulaşım araçlarında, bunu özellikle diyorum kamu diye, bunlardan istifade etme hakkına sahip olacaklar. Siz bir efendim, yani her başvuran kişi bedelli askerlikten yararlanabilecek mi? Bir sayı, bir kota konacak mı? Ya da kuraya mı konacak? Kuraya giren bir sonraki dönem kuraya tekrar gelecek mi? Şimdi o şöyle, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir planlaması olacaktır, bir ihtiyacı olacaktır. O ihtiyaçlarına göre bedelliyle alakalı ne kadar bir düşüncesi varsa, eğer üstünde bir rakam oluşursa, bir talep gelirse bedelliye, o dönem için bir şey yapılacaktır, bir kura yöntemine gidecektir. Altında kalırsa zaten müracaatın herkes alınacaktır. Ama dediğim gibi burada alt bir sınır yok. Yani işte 94'ten önce doğanlar, 95'ten önce doğanlar diye bir sınırımız yok artık. 20 yaşını dolduranlar bedelli askerlikten faydalanma imkanına sahipler. Efendim, peki.
İK tartışmalarının olduğu bir dönemde askerlik süresinin düşürülmesi yönünde eleştiriler de yapılıyor. Bunlar için ne söylüyorsunuz? Şimdi değerli basın mensupları, ülkemizin geleceği, güvenliği her şeyin ötesinde. Sistem daha güçlü bir hale getirilmesi konusunda atılan adımlardır bunlar. Hem bir taraftan vatandaşlarımızın bu görevi yapmasını, hem de silahlı kuvvetlerin çok daha iyi personelle, çok daha güçlü bir şekilde ülkemizin savunmasını yapması konusunda adımlar atılmaktadır. Zaten savunma sanayinde, teknolojik anlamda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ateş üstünlüğü, ateş mukavemetinde yapılan önemli atılımlar bir sistem olarak düşündüğünüz zaman hepsi toplu olarak ele alınmalıdır ve ona göre hareket edilmelidir. Biz silahlı kuvvetlerin, ülke savunmasını yapan ordumuzun her zamankinden çok daha güçlü olması için bu çalışmaları yapıyoruz. Zaten 1. altıya yapıyor, 2. altıya yapıyor. Ondan sonra er olarak, uzman olarak devam ederse generalliğe kadar yükselmesi aslında hep bir ekosistemin inşa edildiğini ve burada hakikaten bu işi, bu işte Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ciddi güç katacak olan personelle daha iyi şekilde yapılacak olan bir mekanizma da kurulmaktadır. Bir taraftan da vatandaşlarımız bu görevlerini yerine getireceklerdir. Türkiye tabii 82 milyon nüfusu var. Yani bizim 20 milyon değil nüfusumuz artık. Yani 25 milyon değil nüfusumuz. 82 milyona geldi ve Türkiye her yıl takriben 900 ile 1 milyon arasında nüfus artan bir ülke. Genç bir nüfus olan bir ülke. Bütün bunların hepsini hesaba katarak bu planlamayı yapıyorsunuz. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin herhangi bir ihtiyacı olmayacak şekilde, problem oluşturmayacak şekilde sistem dizayn edilmiştir. Onların ihtiyacı dikkate alınarak bu sistem dizayn edilmiştir. Evet değerli arkadaşlar, teşekkür ediyorum. Sistemle alakalı dönemleri devam ediyor. Onlarla ilgili herhangi bir değişiklik mevcut. Şimdi mevcut bedelli askerler biliyorsunuz o kanun çıktı, süreli bir kanundu. Uygulandı ve tükendi. Dolayısıyla orada herhangi bir sorun yok. Orada müracaat edenler onlar bu kanunları kapsamaktır. Onlar görevlerini sırası geldiğince o kanunda belirttiğimiz şartlar çerçevesinde yapacaklardır. Bu kanun yürürlüğe girdikten sonra bedelli noktasına müracaat edenler buradaki şartlara tabi bir şekilde görevlerini ifa edeceklerdir. 31 bin lira. Efendim bunun çok yüksek olduğu konusunda çok yakınmalar geliyor. Acaba görüşme süreçlerinde bu miktarın aşağıya çekilmesi ihtimali nedir? Şimdi değerli arkadaşlar bu peşin olarak alınacaktır. Miktar belli bir çalışmanın neticesinde belirlenmiştir. Dolayısıyla bizim teklifimiz bu yöndedir. Biz bu rakamın arkasında duracağız. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetkisi var mıdır? Vardır arkadaşlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin her şeye yetkisi vardır. Bu anlamda değişiklik yapabilir. Ama biz AK Parti grubu olarak verdiğimiz teklifte bu rakamı belli bir çalışmanın neticesinde bu rakama ulaştık. Silahlı kuvvetlerin ihtiyacı nedir, talep ne kadardır? Bütün bunları hesaplayarak bu rakama ulaştık. Dolayısıyla bu rakamın biz uygun olduğu kanaatindeyiz. Ve dediğim gibi yani daimi hale geliyor, yaz sınırı ortadan kalkıyor gibi bir sistem kuruldu. Dolayısıyla biz herhangi bir düşürülmesi konusunda herhangi bir tutum içerisinde olmayacağız. Ama tabii ki karar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin. Değerli arkadaşlar teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sağ olun. Hayırlı günler. Evet. Kamerayı alarak kur. Arkadaşlar onlarla alakalı bir defa bu hakkı vereceğiz. Varsa bu anlamda belli soru işaretleri eğer komisyon gündeminde de önümüze gelirse değerlendireceğiz. Ama onları dediğim gibi şu söylenebilir. Biz bu fırsatı kaçırdık ya da değerlendirecektik, gelemedik, yaşa takıldık gibi sorular oluşabilir. Bunları da bertaraf etme adına yaptığımız görüşmeler neticesinde orada zaten kanunda da göreceksiniz. Onlara da bir defa adına müracaat hakkı tanıyoruz. Çünkü bir şekilde buradaki vatandaşlarımızın da mağdur olmasını istemiyoruz. İnşallah kendileri de bunu değerlendirirler. Buradan istifade edenler, edebilirler, etmeyenler diğer şartlara tabi bir şekilde 6 ay askerlik hizmetlerini ya da işte eğer yedek subay ya da yedek astsubay çıkarsa ona göre görevlerini yerine getirecekler. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir daha diğer kuraya girebilecek mi? Arkadaşlar soruları cevaplandırıp erteleme yaşına göre arkadaşlar erteleme yaşında bedelli de erteleme yaşında olmamışsa arkadaşlar girebilir. Niye girmesin? Her teşekkür ediyorum. Kuraya girebilir. Tamam.